Bak bu kapı sultana göre yapılmış. Onu bir gören bir daha dönüp bakıyor. İnsanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. O dünyanın en uzun insanı. Dünyanın en uzun boylu adamının babası. Bu nasıl bir duydu? Alişan, Sultan Köse'nin evine misafir oldu, kıyafetlerini giydi. Odasını görünce hayretler içinde kaldı. Bak görüyorsun değil mi aradaki farkı? Abi senin elin çocuk eli gibi. Sultan Kösen anılarını ve hayatını anlattı. Alişan'ı ATV ile köy turuna çıkardı. Keyifli bir Mardin turundan sonra Sultan Köse'nin Derik ilçesindeki köyünü, baba ocağını da görmeden dönmek olmazdı. Baba merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sağ olasın. Allah razı olsun. Nasıl, iyisiniz? İyiyiz valla baba, bu nedir ya? Bu nedir baba ya? Sultan haber. Ne yapıyorsun? Hey maşallah anne. Nasılsın? Valla bizim eve geldiğin için çok mutluyuz. Aa, çok ne demek ya. Valla ben de çok merak ediyordum yaşadığın yeri, yaşadığın köyü. Ben şimdi o kadar merak ediyorum ki sultanın yattığı yatağı merak ediyorum. Sultanın odasını merak ediyorum. Sultanın ne yediğini, ne içtiğini merak ediyorum. Baba bunu neyle besledin, bunu nasıl bu hale getirdin, ben anlamadım. Valla ben de bilmiyorum. Bu bir şey diyeceğim. Dur seninle konuşalım, anneyle de konuşacağım da. Kaç santim doğdu sultan? Normal bebek gibi doğdu. Yani böyle 50 santim civarında. Evet. Ne zaman büyümeye başladı bu? 8-9 yaşında sonra. Bir baktın hızla büyüyor. Evet. Büyüyor durduramadık diyorsun. Durduramadık abi. Kaç kardeşler sultanlar? Biz 5 kardeş. Bir. Kesin 4 erkek. 5 kardeş. Nasıl? Sen çift mi? Seni çift mi sayıyorsun? Yok biz 5 kardeşiz. Ben de ailede 2. sıradayım. Dünyada 1. sıradayız. Uzunluk vallahi öylesin. Amaçlı. Peki bu köyün yiyeceği içeceği midir acaba seni bu boyun attı? Ben anlamadım ki. Çok organik olduğu herhalde, için. Herhalde ekmeğin yağlı tarafını ben yedim. sana en yakın kardeşin kaç boyu? Abim var işte o. Ondan normal. 1.85. 1.85. Ona sadece bu kadar. Nerede abi, burada mı? Evet burada. Abi gel abisi gel. Gel. İşte sultanın abisi. Normal bizim boylarımızda. 1.85. Gel abi. Sultan otur. Otur, ayakta kalma, otur. Gel baba sen de. Biraz burada sohbet edelim. Dur merak ediyorum. Küçükken ne yapıyordunuz? Bu 9 yaşından sonra uzamaya başladı ya. Böyle evet. Seni bayağı geçince. Evet. Hani ben abisi olsam, beni geçen bir kardeşim olsa böyle şey olurum. Bir psikolojik bir şeye girerim. Yok, bir psikoloji olmadı. Zaten 8-9 yaşında Sultan bizden daha uzundu. Daha uzun boyluydu. Yok, evet. Onlardan daha uzun olduğum için beni çekemiyorlardı. Sürekli... Sürekli kavga ediyorduk onlarla. Vallahi. Evet. Ben çok uzun olduğum için. Çok da yemek yiyor muydu mesela? Hani normal sizden, kardeşlerinden daha mı fazla yemek? Bizden daha fazla yiyordu yemek. Peki çok çok uzun boylu olmaya başlayınca, hani 2 metreye geçince artık? Doktora götürdük, dedi hormon bozukluğundan dolayı boyu böyle uzadı. Ama şu anda mesela dünyanın en uzun boylu adamının babası. Bu nasıl bir duygu? Çok iyi bir duygu. Bütün dünyada sultanı tanıyorlar. Tabii. Sultan her gittiği yerde bizi temsil ediyor. Sultan bizim gururumuzdur. Gururumuz değil mi? Evet. Aynen öyle. Sultan birazdan içeri gireceğiz. Ben çocukluğumu yaşayamamışım, baksana. Sultan hiç bisikletin oldu mu? Yok, bisikletim olmadı hiç. 50? Bir de en büyük el. Bir de en büyük ayak. Ele baksana abi. Abi buraya baksana. Maşallah. Abi tam Osmanlı. Benimle kavga etmeyiniz. Şöyle bir Osmanlı tokadı. Bir de en büyük ayak. Ayaklar da 60. Baksana yapma, abi dur. Yüzünü kapatıyor. Oğlum çok büyüksün ya. Ha şimdi yavaş yavaş yere doğru gidelim. Gel baba. Aynen. Şöyle gidelim. Ve Sultan kalktı ya. Ey maşallah. Sultanın ayakkabıları. Tam eve girecekken Sultanın ayakkabıları takılıyor Alişan'ın gözüne. Zaten takılmaması da pek mümkün değil hani. Bu takım elbise ayakkabısı, kışlık botları. Arkadaş, Sultan bunlar hepsi 61 numara, hepsi özel yapım değil mi? Hepsi 61 numara özel yapım. Bak benim ayağa bak. Bak. Ben komple ayakkabıyla içine girerim yani. Aynen. Dur bakayım dur. Oğlum bu nedir Sultan ya? Yok abi, düşer misin bir yerini kırarsın. Bir şey diyeceğim, senin işte ayakkabı bulman zor, kıyafet bulman zor. Bunların hep sana özel yaptırıyorum. Her şeyi özel yaptırıyorum.
Ayakkabılarım Almanya'dan yapıyorlar bana. Kıyafet, her şey özel. Çoraplarımı bile özel yaptırıyorum. Hadi girelim içeri. Şimdi gidelim kahvaltı yapalım ya, acıktık ya. Ama sinirlendirmeyelim. Bu kadar kapı önü muhabbeti yeter. Sohbetin devamı için kahvaltı sofrasına geçiyoruz. Doyman da zordur senin. Çok yemek yiyor musun? Yok aslında tam... Bizim yediklerimiz gibi bir mi? Bir insanla aynı oranda yemek yiyorum. Yani o kadar fazla midem büyümedi, küçük. Boyum yok. Büyük ama midem küçük. Atıyorum seni şu kadar ekmek kesmez. Sen şunu yersin. Üstüne herhalde bir bu kadar da yok yok mesela şu ekmek yeter. Vallahi. Vallahi. Fazla yemiyorsun. Bir de fazla kilolu da değil aslında. Dikkat ediyorsun galiba kilona. Yok kilom yok. Aynen. Ama biraz spor yapmıyorsun. Biraz spor yapman lazım. Aynen biraz spor yapmam lazım. Çayımız geldi. Çünkü kasların güçlenmesi için spor şart yani. Tüm insanlar için öyle. Sadece benim için değil. Sultan bir basket oynamak ister miydin mesela bu kadar uzun boyla? Basket oynasaydın. Küçükken tabii ki yani gençken oynamak istiyordum. Çünkü ben tek kolayla yapabildiğim iş basket oynamak. Hiç oynadın mı? Küçükken falan oynuyor muydun? Küçükken oynuyorduk biz arkadaşlarla falan. Yapmıştık bir tane potu ama o çok eskidendi. Peki köy yerinde senin şeyin nasıl? Böyle artık alıştılar insanlar tabi sana. Senin boyunun uzun olmasından yani, her dakika burada görmüşler yani ama. Herkes alıştı. Çünkü ben hep burada kaldığım için ve hep... Köylülerle vakit geçiriyoruz her şeyde. Hiç böyle büyük şehirde yaşamak istedin mi? Böyle bir taşınmak istedin mi? Vallahi şu ana düşünmedik ama şu andan sonra ne diyeyim yani. Köy daha kolay geliyor benim için. Değil mi? Aynen. Ya burada doğduğun büyüdüğün yer. Yani doğduğumuz her şey elinin altında. Yer, doyduğumuz yer. Aynen. Burası olduğu için köy daha kolay geliyor. Karınlar doydu, çaylar içildi. Şimdi evi gezebiliriz. Şimdi Sultan'ın en merak ettiğim yer o da. Sultan'ın yatağını merak ediyorum. Aa. Bu kadar uzun 2.51'lik bir adam kaç metre yatakta yatıyor? Kıyafetlerine bakacağım. Benim yatakta 6 kişi yatabilir. Vallahi 6 kişi. Vallahi bakacağım şimdi. Merak ediyorum. Hadi kalk. İyi bakalım. Hadi ya. Bismillah. Bismillah diyerek devam ediyoruz. Evin tavanı mamanı bak çek. Her şey sultana göre yapılmış burada. Ortak alandan çıkıp evin sultana özel bölümüne geçiyoruz. Bak bu kapı sultana göre yapılmış. Bu kapı bana göre bak. İşte bu. Sultanın odası. Kapıyı gördüğünüz gibi sultana göre yapılmış. Hiç eğilmesine gerek yok. Ve dev yatak. Alişan, sen oturduğunda o yatak adeta küçük bir kayık gibi göründü gözümüze. Vallahi yatağın içinde fındık kadar kaldı. Fransızası 4 kişi rahat rahat yatabilir. Bunlar da sana özel yapıldı değil mi? Özel evet. Özel yaptırdık bunu da. Peki Sultan mesela tanınmaya başladıktan sonra mesela hani böyle rekorlar kitabına falan girdiğin tanınmaya başladıktan sonra böyle özel şeyler oldu. Ondan önce nasıl yapıyordun mesela? Nasıl yatıyordun? Yani ondan önce yer yatağıyla yatıyorduk. Aha. Normal single yatak uzatıyorduk boyunu falan. Kıyafetleri, ayakkabıları falan nasıl temin ediyordun ondan önce? Zor yani. Yani zor buluyordum. Ya doğru dürüstse yapamıyordum yani. Bir ayakkabı 2-3 sene giyiyordum bu şekilde. Sürekli tamir ederek. Tabii ki o zaman kimse yapmadığı için şu an, büyük şu sıkıntılar Sultan, yaşıyordum. Şu an Sultan memnun musun hayatından? Her şey yani şey hayatım 190 derece döndü. Hı hı. Şu an çok memnunum yani. Keşke çocukluğumu da böyle yaşasaydım. Çocukluğumu yaşayamadım, gençliğimi yaşayamadım. Tabii ki ben sürekli bunu dile getiriyorum. Ben 2009'da yeniden dünyaya geldim. Hı hı. Ben 2009'dan önce bir hayatım yoktu. 2009'dan sonra hayatım var. Ve her gün yurt dışına gidiyoruz, ülkemizi tanıtıyoruz. Kaç tane ülkeye gittin? Kültürlerimizi tanıtıyoruz. Toplam 127 ülkeye gittim. 127 ülke. Evet yani. Peki seni orada ilk görenler nasıl böyle karşılıyorlar? Yani ilk görenler çok şaşırıyorlar, çok ilginç anlar oluyor, çok komik şeyler oluyor. Sultan bir çocuk sahibi olmak istiyor musun mesela? Ha? Bir çocuk sahibi ileride. Yani inşallah. Şu anda tek hedefimiz, tek bunu Allah'tan onu istiyoruz. Yani bir çocuğumuzun olması. Çocuğunun senin kadar uzun boylu olmasını ister misin? Yani isterim tabii ki. Küçük bir sultan ve de sultan. Boyu sultana zaman zaman avantaj sağlıyor ama zorlukları da yok değil. Özellikle seyahatlerde birçok sıkıntı yaşanıyor. Uçağa nasıl biniyorsun? Arabaya nasıl biniyorsun?
uçakta normal ekonomik klasa hiç binemiyorum. Bilemezsin ya ön koltuk olacak, ayak önü boş olacak şekilde biniyorum. Hı hı. Ya da exitlerde oturuyorum. Mecbur. Yani exitler daha geniş olduğu için orada oturuyorum. Yani hayat, evet hani herkes böyle devasa bir adam görüyor, diyor ki vay be diyor, keşke biz de o kadar uzun boylu olsak, keşke aynen, biz de onun gibi olabilsek falan diyenler de mutlaka vardır yani, ama yani oluyor. Çok zor bir hayat. Kendine göre yatak, kendine göre araba, kendine göre ayakkabı, kendine göre kıyafet, bunları bulmak, bunları şey yapmak çok zor yani. Çok zor yani. Normal battaniye alıyorum, kısa geliyor. Özel yorgan alıyorum, kısa geliyor. Gidiyorsun ya otellere motellere, yatamıyorsun, yatak küçük. Ne yapıyorsun mesela? Aa, otellere gittiğimiz zaman zaten otel odaları küçük. İki tane yatak istiyoruz, o odaya sığmıyor. Bu sefer bu büyük odalar var. Onlar veriyorlar, büyük odada üç tane yatak birleştiriyorlar. Bir, iki, üç, bu şekilde uyatıyoruz. Yani... Senin yıkanma, duş alma falan da şey. Her oturarak şey yapıyorsun her şeyi. Oturarak. Evet, oturarak. Tabii, tabii, şimdi banyoya gireceğiz. Tabure var, taburenin üstünde oturup çekiyoruz. Sen dur otur. Ben şu banyoya bakacağım. Banyo, bak. Bak, banyonun girişi falan, bütün her şeyi Sultan'a göre. O da bana göre özel. Abi duşa bak, duşa. Duşun boyuna bak. Şelale gibi. Sultan'ın kıyafet dolabı, tabii ki onun boyuna göre. Ve Sultan'ın kıyafetler. Sultan'ın yeleği gördüğünüz gibi bayağı komple. Bir giysene, bir giysene. Çok merak ediyorum nasıl duracak. Yani bu normalde Sultan üşüdüğü zaman giydiği yelek. Bana bayağı mantı oldu. Abi sana 40 oldu. Vallahi sana 40. Yani zor. Bir de benim paltosu giysen abi. Paltoyu mu? Şunu bir giy. Dur. Şunu bir çıkarsa. Oğlum çok da ağır ya. Kıyafetlerimi Alişan üstünde deniyoruz arkadaşlar. Manzara nasıl olacak bakalım. Aman Alişan, o paltoyu taşıyabilecek misin sen? Al sana. Abi sana yorgan oldu. Oğlum bu nedir? Yorgan gibi kullanırsın onu. Baksana. Bundan bana 4 tane takım elbise çıkar. 4 tane çıkar. Vallahi billahi. Zor ya. Sultan üşüyor musun? Hep yukarıdasın ya, yukarıda soğuk ya. Valla soğuk oluyor çünkü şeye yakınız. Hem yukarıya yakın. Harikasın ya. Hayır. Dur şunu yerine koyayım. Arkadaş bayağı da şey ha. Bu 4-5 kilo bu mantı. Öyle şey değil yani. Tabii ağır da yani. Ağır yani, çok ağır. Bugüne kadar mesela isteyip de yapamadığın ne var? En çok hani şunu da yapabilseydim dediğim. Herhalde çocukluğunda bisiklet değil mi? En çok. Tabii ki bisikletle araba kullanmak istiyorum. Araba kullanamıyorum yani. Hiç kullanmadın mı araba? Yok. Çok bacaklarım çok uzun olduğu için sığamıyorum. Sultan sadece dünyanın en uzun boylu adamı değil. Sultan dünyanın en büyük eli ve en büyük bak ayakları. Baksana arkadaşlar, tam bir dev. Bak. Bak görüyorsun değil mi aradaki farkı? Abi senin elin çocuk eli gibi. Benim elim çocuk eli. Benim elim normal el de seninki dev. Yok abi senin, benimki normal. Vay arkadaş. Ayaklarım da. Dev arkadaşlar. Dev ayak. Ayaklarda 61 numara. 61. 61 numdur. Vay 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 vay. Sultan valla. Ve boyum da 2 metre 51 santim. Yeryüzünün yaşayan en uzun insanıyım arkadaşlar. Dev eller, dev ayaklar, dev boy. Sana, üçü bir arada. Sana en yakın boy kaç santim şu anda? Şu anda bana en yakın 2 metre 46 santim. Alişan'la Sultan sanki 40 yıllık dost gibi. Çocukluklarına döndüler, yatakta koyu bir sohbete koyuldular. Ve yatak budur ya, rahat rahat. O sohbeti güzel, ayakları uzat. Kur'an çarpsın, yat. Yatağın üstünde çay demle. Yemeğini ye. Valla. Bak benim ayak burada bitiyor. Sen kendi elbiseni kendin mi dikiyorsun? Hı hı. Yemin et. Valla. Hadi be. Valla dikiyorum. Dikişi nasıl yapıyorsun? Yani abi şimdi böyle dev kıyafetleri bulmak çok zor oluyor. Kendin mi yapıyorsun bütün hepsini? Yani bazıları ben yapıyorum. Aşırmam, tişört falan ben yapıyorum burada. Allah Allah. Aha, böyle bir maharetin de var yani. Yani insan mecbur olunca her şey yapabilir. Doğru, doğru söylüyorsun. Bak benim dikiş makinem de orada.
kumaş olsaydı sana bir tane tişört de dikerdim. Şu fener ne? Şu feneri versen onu çok merak ettim. O fener ne mesela? O benim fenerim. Niye? Hani yukarıdan insanlar görmek için mi? Yani. Feneri açıyorsun lan. Baksana fenere bak. Bu fener herhalde gece çıktığı zaman Sultan, gece çıktığım zaman hani çok çok havada olduğu için, karanlık olduğu için aşağıdan anne aynen, baba neredesiniz küçük, falan diye. Küçük fenerle çakmak ateşi gibi oluyor bana. Değil mi bu? Gözümde. Bu anca sana. Ancak bu benim gözlerimin görmesine şey oluyor. Baksanıza abi. Gemi feneri gibi bu da maşallah şey gibi. Deniz feneri gibi. Sultan evin ardından ATV'siyle köyde de kısa bir gezintiye çıkarıyor Alişan'ı. Sultan Eğir'le yolculuğumuzu da yaptık. Güzel oldu valla. Valla güzel kullanıyorsun ha. Ya. Ustasıyım. Motor benim işim. Bu eğlenceli ve güzel ziyareti köyün çocukları eşliğinde noktalıyoruz. Alişan Bey bizleri kırmadığı için çok teşekkür ediyorum. İstanbul'a buraya kadar geldiği için teşekkür ediyorum Alişan Bey'e. Sultancığım ben de sana teşekkür ediyorum. Burada 3 gün boyunca Mardin'i birlikte dolaştık, gezdik. Geldik Sultan'ın evine de misafir olduk. Baba sana da teşekkür ediyorum. Bütün aileye teşekkürler. Kendine iyi bak. İstanbul'dan bir şey istersen söyle bana. Teşekkür ediyorum. Hadi sağ olun. Hadi görüşürüz. Teşekkürler. Çok sağ olun.